Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün dağdayız. Buradan da gördüğünüz üzere Türkiye'de çektiğim bir videonun Almanya'daki kopyasını çekeceğim. Bu ne demek? Türkiye'de bir Airsoft günü diye video çekiyordum ben Tayfun abi. Tamam mı? Airsoft'a giden oyuncuları tek tek alıp 2-3 dakikada bir röportaj yapıyordum. Mesela bu nasıl bir röportaj? Sana bugün ben soracağım ki Tayfun abi, biz bugün Airsoft'a gittik. Alandayız. Senin bir günlük Airsoft günün kaç paraya mal oluyor sana? Yani örnek veriyorum. Sabah bismillah dedin, arabayı çalıştırdın. Geldin alana. Alana gelirken sandviç alıyor musun? Ondan sonra yemek alıyor musun? Kaç kutu biber harcıyorsun? Ne kadar gaz harcıyorsun? Arabanın yakıtı ne kadar gidiyor? Totalde senin bir Airsoft günün kaç parayla sonuçlanıyor? Öğrenmek istediğim bu. Türkiye'de maksimum 400 lira, 400 TL. Ama bugün neler girer? Bugün 400 TL şey yapacağız, birim olarak yapacağız ama bugün bir karşılaştırma yapmayacağız. Sen Almanya'da yaşıyorsun, ben Türkiye'de yaşıyorum. Ben TL kazanıyorum, sen Euro kazanıyorsun. Bugün bu şekilde takılacağız. Bu Airsoft gününün içine pazar günü sınırları dahilindeki yaptığın her şey. Yani evden çıkıp Airsoft'a gelip Airsoft'tan eve dönüşüne kadar ki olan süreçte ne kadar harcadığını ve cebinden ne kadar para çıktığını öğrenmek istiyoruz. Asıl amacımız bu. Okey. Bize anlatır mısın? Bir günlük Airsoft masrafın, bir günlük Airsoft'un kaç para tutuyor yani? Kaç paraya mal oluyor? Bugün şu anda saat arkadaşlar 9'u 3 geçiyor. Biz 8'de kalktık. Evde kahvaltımızı yaptık. Eşyalarımızı arabaya yükledik. O şekilde günümüze başladık. Evet Tayfun abi, sendeyiz. Kameralar şu anda sende. Depoyu doldurduk. Mal oldu. Atıyorum mesafe şu an Duisburg şehrinden gideceğimiz 60 kilometre. 60 kilometre. İlkel 120 kilometre. Aynen. Masrafi bakımdan depoya yalan olmasın. Bir nereden baksam bir 40 euro. 40 euro, 50 euro civarında bir miktar ödedik. Onun üstüne 40-50 euronun üstüne yine bir eklersek yeme içme parasını bugün için. Bu arada lafını böleceğim abi. 40 euroya depoyu fırladık değil mi? 40 euroya depoyu fırlamadık, hayır. Ne mesafe yaptık? İçin bir para attık yani, depoya bir mazot, benzin attık. Sayılayım. Şimdi 40 euro yakıt tuttu, doğru muyum abi? Evet. Yeme içme ne kadar tutacak bugün tahminince? Yiyeceğimize göre, yani duruma göre. Benimkini sayma ya, kendi masrafını sayma. Hani sen bugün tek gidiyormuşsun gibi düşün. Beni düşünme. Eğer arkadaşlarla takılırsak, yemeğe gidersek 35 euro tutar muhtemelen. Sadece bir lokantaya gidip, aynen bir lokantaya gidip bir oturup bir yemek yiyip, yemeğin tatlının suyun vesaire, evet. 35 euro, okey. Yani Tayfun abinin bir Airsoft günü masrafı aşağısı yukarısı ötesi berisi sağdan soldan çarpması yuvarlaması 80 euro dedik, okey mi? Diyebiliriz tabi. 80 euroya 80, sen 80, hadi düz hesap yapmak istiyorsak eğer. Ama bu seni geniş takılmış halin değil mi? Evet. Gittin lokantaya, gittin yemek yedin, çayını içtin, tatlını yedin. Arkadaşların hepsini eğlendin. Kesersen tabi. Sadece yakıt masrafın olur, bir de bir 10 euro da içecek masrafın olur. Giriş parasını da hesaplarsak. Aa doğru, giriş parası var. Evet. 35 euro mu dedi? Değişiyor gittiğin alana göre, 30'dan 35 euro arası. 35 euro da giriş parası var arkadaşlar. Yani bu ne demek ki? Bu 115 euro masraf oluyor demek. Ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. De bakalım diğer arkadaşların bir günlük masrafı neymiş? Fiyat dengesi nasıl? Fiyat aralığı nasıl? Onu da bir görelim. Ne o poncho meselesi bana değil de Hasan vermesi lazım. Çok temelde kaldı. Zaten bir gün yürüyelim. Bunu dedi kullanabilirim her zaman. Onu gösterirsem. Hangi bakan? Al abi. Diğer de. O zamanlar pandemi süresinde almıştık, pandemi patladı. Şu anda alana girerken burada bilet veriyorsunuz arkadaşlar. Ya da alan girişinde parayla bilet alıyorsunuz. Bu şekilde alana giriş yapabiliyorsunuz. Alanda şöyle, Almanya'da Wizy Airport'unda yani havalimanında bir training alanı. Buradaki özel birimlerin gerçek ateş silahlarla atış eğitimi ve normal CQB eğitimi yaptığı yerler. Biz de burada Airsoft oynayacağız. Şimdi şu kapı girişini yapalım, devam edeceğiz. İşi kötü vuruyor. Şöyle yapalım. Abi selamlar. Aleyküm selam. Şu anda neredeyiz abi?
şu anda konum almaya da verebiliriz, sorun değil. Yok abi, vermeyiz. O başımıza iş almayalım. VST'deyiz, sizin base'te. Şu anda Nightbird abimizle beraberiz. Burada herkes onu böyle çağırıyor. O herkese yüzden selamlar. Almanya'dan selamlar olsun. Bu benim ilk Almanya'daki oyunum olacak. Son olur mu bilmiyorum ama ilk olacağı kesin. İnşallah son olmaz. Güzel yeni adımlar için de güzel bir adım olacak. Bu videoyu niye çektiğimizi biliyorsunuz. Başlığımızı gördünüz arkadaşlar. Başlıkta yazan şu abi. Ben Türkiye'de şu konseptte video çekiyordum. Bir oyuncunun Airsoft günü ne kadara mal oluyor? Yani evet. Sabah kalktın, bismillah dedin abi. İşte arabana attığın yakıt, burada kullandığın ürünlerin masrafı ve eve dönüşün bu süre zarfında ne kadar para harcıyorsun? Biz Tayfun abiyle hesapladık. Tayfun abininki 110 euro tuttu. Evet. Ama şey, o 40 euro da şey yaptı. Hani dışarı çıktım, arkadaşlarla takıldık, yemek yedik, içtik, çay mı içtik, öyle takıldık diyor. 110 euroyu buldu. Senin ne kadara bulacak abi? Şimdi benim yakın buraya aşağı yukarı 70 kilometre 35 euro yakıt yapar. Giriş 30 euro, 65 euro yapıyor. Harcadığımız birbirleri sayarsak aşağı yukarı 50-60 euro yapıyor. 50-60 yani 130-120 euroya falan mal oluyor seninki abi, doğru mu? Yok. Bugünkü oyun benim için 50-60 euro. 50-60 euro, okey. Evet. Gayet güzel abi. Evet. Hani çok büyük bir para değil. Yani siz de hesaplamayın lütfen. Birim olarak hesaplayın. Yine söylüyorum, adamlar euro kazanıyor. TL kazanmıyorlar. O hesabı benim yapmam gerekiyor. Benim burada her içtiğim suyu 15x85 yapmam lazım. O evet. Kadar. Onun için problem yok. Knight abinin totalde tüm her şey dahil bir Airsoft günü 50-60 euroya patlıyor. Bugün için konuşuyoruz. Belki 2 hafta sonra bir etkinliğe katılacaksın. Orada tabii 100 euro harcayacaksın. Tabii. Etkinler aşağı yukarı 60 ile 100 euro arası oluyor. Hı-hı. Yani o zaman 100-150 euro. Bir kere bir cepten gidiyor, evet. Aynen öyle. Bu arada NB taktikali biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde maske satıyorlar. Bu maskenin modeli neydi abi? Venom mask. Bunun özelliği dostlar, şu giydiğin maskenin altına şu şekilde takıyorsunuz bunu. Ve sadece ağzınızı koruyor. Hani burnunuzu kapatan modeli de abinin üzerinde var. Ağız yanak. Bu üzerimizdeki maskeler de benim de, Tayfun abinin de, Knight abinin üzerindeki maskeler bu maskelere özel tasarlanmış. Balaklava. Yani bizimki mesela şu şekilde. Knight abininki burun kapalı şekilde. Tayfun abininki de bu şekilde. Hatta Tayfun abi şu an takmış. Gel abi. Gösterelim bak. Bakın arkadaşlar. Kaldır abi maskeyi, balaklavayı. Bu şekilde duruyor dostlar. Kapat abi. Bu şekilde de kapattın mı yüzümüzü gayet iyi bir şekilde koruyor. Ve bu olayı da minimuma düşüyor arkadaşlar. Çünkü niye? Burnunuzdan bir nefes alışverişi yapabiliyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz deliklerden de hava çıkışı veriyorsunuz. Bu maskelerin en güzel özelliği de sen anlatmıştın abi. Ben de bugün test edeceğim. Şu demirlerin var ya dostlar, Airsoft oynayanlar iyi bilir. Buraları terledikten sonra su gibi olur. Evet. Bu su gibi olduktan sonra da biliyorsunuz çok iğrenç bir şey oluyor. O da kurudukça yukarı doğru hava veriyor. O şekilde yani. Evet. Var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey abi? Diğer oyunculara geçelim. Bu arada JUAK takımdaydın değil mi abi sen? Evet. JUAK Airsoft. Şöyle gösterelim peçi arkadaşlar. Hediyemi aldım vallahi JUAK'tan. Kaptım bir tane peçi. Bizim abi de TSK Runakmut. Göster abi sen de. Nerede peçin? Nasıl takım kaptanısın sen ya? Sende. Peçi yok ya, bakın arkadaşlar. Adam takım kaptanı, peçi yok. Zaten tanıyorsunuz Tayfun abi. Video çektik şekilde yani. Şimdi diğer arkadaşlara geçeceğim arkadaşlar. Video devam ediyor. Mehmet abi biraz da seni darlayalım. Söyle canım. Önce kimsin abi? Bir tanıt millete kendini. Ben Mehmet Aslan. Pars grubun kurucusuyum. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Onun da peçini aldım. O da burada. Yakıştı. Benim duvarda. Ama harbiden güzel durdu yani abi. Yakıştı. Eyvallah. Yani sarı siyah. Sana her şey yakışıyor. Eyvallah abi. Pars takımının kaptanısın abi. Duyduğum kadarıyla takım yeni kuruldu. Yeni faaliyet içine girdi. Aynen, yeni kuruldu. Güzel de bir ekiniz var abi. İnşallah daha da güzellerlere gelirsiniz Almanya'da. İnşallah. Abi. Hep beraber. Bir Türk grubu olarak gerçekten Almanya'da faaliyet gösteren takımlara saygım var. Eyvallah. Yani benim buraya gelmeden önce bildiğim sadece Renault'tu. Tayfun abiydi. Şimdi buraya gelince JUAK'la tanıştım. Sizinle tanıştım. Ahmet Basanlar'la tanıştım. Hani kapı kapıyı açıyor, insan insana götürüyor. Tamam, çok güzel oluyor abi benim için de. Yani bize çok çok memnun olduk seninle tanıştık. Eyvallah abi, sağ olasın. Benim bir konseptim var abi. Ben Airsoft oyuncularına şunu soruyorum. Bir Airsoft günün kaç paraya mal oluyor? Almanya'da mı? Aynen, Almanya'da. Sabah kalktın, bismillah dedin, yataktan çıktın. Buraya geldin ve gidiyorsun. Yeme, içme, takılma,
kaç paraya mal oluyor abi? Yakıtınla beraber. Ya yeme içmeyi de sayarsak ortalama benim tahminimce 80 ile 100 euro arasında. 80 ile 100 euro arasında. Evet. Bu ama şey değil mi abi? Hani minimuma indirilmiş değil. Rahatça takılır. Rahat rahat. Çok rahat bir şekilde. Hani yeme hani tabii ki lükse gidersek her şey tabii ki daha. Evet daha da pahalı daha olabilir. Daha pahalı olacak ama hani normal ortalama 80 ile 100 euro arasında kapatırsın. Yani güzel abi gayet güzel. Türkiye'de de bu fiyatlar 6 ay önce 100 TL 200 TL arasıydı. Evet, evet. Bu ama şey böyle rahat takılmış hali. 100 TL direkt yakıta gidiyordu. Şimdi 100 TL 200 oldu. 200 TL 400 oldu. Evet. Yani benim de Türkiye'de bir günün masrafım abi. Git gel aşağı yukarı bir 10 litre yakıt yakıyorum. 10 litre yakıt da bugün Türkiye'de 250 TL falan. Yani benim bir günüm 300 TL'ye mal oluyor. Sizinki de 100 birime mal oluyor. Evet. Güzel abi. Gayet başarılı yani. Çok yani. Pahalı da değil. Yapılmayacak bir şey değil sonuçta. Aynen. Eğer bu işi seviyorsan, spor olarak görüyorsan güzel bir şey yani. Bu arada ben şeyi sormayı unuttum abi. Sizin burada her hafta oyun oluyor mu? Genelde oluyor. Genelde oluyor. Genelde katılım oluyor. Her hafta yüksek mi yoksa mesela insanlar iki ayda bir, ayda bir gelip mi böyle? Yok yok abi. bu işi çok sevip her hafta yapan gerçekten arkadaşlar var. Gayet güzel. Ama herkes tabii yapamıyor. Evet herkesin iş güç, aile var. O yüzden... Bizim İstanbul'da her hafta mesela. Aynen. Her hafta sonu olur ve devamsızlık olayları var. Yani öyle sıkıntı olabilir. Yanımızda kim var şimdi? Selam. Benim Ahmet Emin. Ben Pars grubunun 4. memberiyim. Ve Almanya'da yaşıyorum. 22 yaşındayım. Yaklaşık bir senedir Airsoft'a ilerliyorum. Bir senedir Airsoft'a izliyorsun. Daha ne eskisin ne yenisin. Tam kıvamında olmuşsun. Ekipmana baktığım zaman kanka gayet düzenli bir şekilde hazırsın. Senin bir günün kaç paraya mal oluyor kanka? Aşağı yukarı bir günün 80 ile 100 euro arası. 80 ile 100 euro. Bir bin, gazın, evet. Yol masrafın, yeme, aynen, içme. Evet. O kadar paraya mal oluyor. Sence fazla mı az mı 80-100 euro? Ya bazen fazla oluyor bazen. Yani. Bir günde bazen olmuyor. Öyle şeyi soruyorum kanka. Yani 100 euro bir günde harcamak Almanya'da biraz fuzuli harcama oluyor değil mi? Evet, fazla bir harcama biraz oluyor. Fazla oluyor. Gayet güzel kanka. Beğendim yani iyi. Yani biraz bizim arkadaşlarla lüks hayatı diyoruz. He, lüks hayatı yani. Doğru ama Airsoft'ta artık o sıkıntıya girdi. Şimdi bizim Türkiye'de şey diyorlar, Airsoft'u herkes yapamaz diyorlar para anlamında. Ben de her zaman şey diyorum, yani 3000 TL maaş kazanıyorsan ay her ay 500 lira atarak 4. ayın sonunda Airsoft'a başlayabilirsin diyordum. Yani burada da öyledir bence. Evet evet aşağı yukarı burada. Her ay kenara biraz para alsan 5. ayında başlarsın bu hobiye değil mi? Aynen aynen. Yani hep step by step yani yavaş yavaş. Peki son bir soru soracağım kanka sana. Sizin şu anki tüm ekipmanlar var ya. Aygen'le beraber. Aygen'i size şöyle göstereyim arkadaşlar. MK18 tarzı. R15 tarzı. Direkt net bir rakam söyle. Aşağı yukarı 600 euro. 600 liraya başladın. Aşağı yukarı. Yani adam 600 birime bu hobiye başlayabiliyor. İşte alım gücünün en büyük farkı burada bu oluyor açıkçası. Evet, evet, bizim tabii. Türkiye'de şöyle bir ekipmanı almaya kalksan iyi bir oyuncakla da beraber yaklaşık bir 7-8 bin TL falan gider. Tabii baktıydım ya. Ben de baktıydım zaten. Zaten 600 lirayı da euro TL'ye çarparsan o bantlara gelecek ki bizim Türkiye'de şu makine sadece 6000 liradır. Ama bilim olarak koyarsan burada o zaman 7000 lira harcamış gibi oluyor. Aynen öyle. Yani bu imkansız bir şey burada yani. İmkansız değil mi? Böyle kavga olur. İsyan çıkarıyorlar. Aynen öyle. Kanka memnun oldum. Ben de bugün oyunda da beraber görüntü çıkacak. Bugün takılacağız. İnşallah. Hasan'a gelelim şimdi. Bizim PMC'miz, operatör. Aynen. Kanka sen kendini tanıt. Pis Rus olarak tanınıyor burada. Herkes laf çakıyor ona şu an. Aynen öyle herkes. Bütün Almanlar laf sokuyor bize. Ben Hasan, 20 yaşındayım. Bir senedir Airsoft oynuyorum. Öyle şimdilik işte. Bir senedir Airsoft oynuyorsun. Aynen. Kanka şimdi klasik soru sana da soralım. Senin bir Airsoft günü kaç paraya patlıyor? Her şeyle beraber. Yeme, içme, yol, yakıt, bir harcaman, tüt. 100 oraya falan geliyor. Hani yemekle beraber, biletle, benzin parasıyla, BB parası. Yani toplam bir hafta sonu 100 euro oluyor. Zaten burada bilet almadan girmiş imkansız değil mi? Aynen. Evet. Önceden bilet alıyorsun ama. Önceden alıyorsun burada. Ha. Evet burada o muhabbet var. Oyuna gelirken bilet almıyorsunuz arkadaşlar. Öncesinde bilet alıyorsunuz. Ondan sonra o biletleri göstererek size şu şekilde pembe bir bileklik gibi bir şey veriyorlar. Hani bu bizim konserlerde verilen tarzlarda. O şekilde giriş yapabiliyorsun. 100 euro çok mu az mı kanka? Ya bir genç için çok. Çok bir genç için çok evet. Mesela biz de burada Ausbildung diye bir şey yapıyorlar. Orada hani meslek öğreniyorlar.
600 eurolar. Yani bir genç için çok, yani herkes yapamaz. Evet. Klasik Türkiye'deki gibi. Burada da pahalı bir hobi olmanın ilerliyor. Evet. Peki olur. Son sorumuz şu kanka. Buyur. Şu an üstteki tüm ekipmanları ne kadar topladın? Direkt bir fiyat ver oğlum. İşte Ahmet 600 liraya toplamış. Komple hepsi mi? Aynen. Gözlük, tüfek, holster, tabanca. 1500 falan. 1500 lira. Evet. Seninki daha böyle biraz yukarılara çıkmış. Aynen. UF Pro, Tiger şey. Neydi? Tiger West. Aynen falan. Ondan sonra silahla beraber. Hani komple hepsi biraz. Arkadaş Rus bayrağı olduğu için. AK operatör. Aynen öyle. Çanta da var işte, o çantayla beraber hepsi toplam. Memnun musun peki kanka? Memnunum, bayağı memnunum. İyi, güzel. Şimdi bir kere pahalı alayım. Hep değil kullanırım. Mi? Ucuz alacağına hep kırılacak bir şeyler olacak. Çok doğru bir mantık. Yani benim herkese söylemek istediğim o. Yani 10 sefer alacağınıza 1 sefer para verin. Çünkü aynen, zaten o bozula bozula sürekli aynı parayı vereceksin ve doğru. Yine o paralara geleceksin. Var mı eklemek istediğin bir şey kanka? Türkiye'deki insanlara söylemek istediğin bir şey? Yok valla. Selam söyleyebilir miyim? Selam olsun. Söyleyebilirsin kanka. Aliyan'a selam söylüyorum. Selam olsun, selam. Hadi arkadaşlar, şimdi videoyu burada kapatacağım. Gördüğünüz üzere ortalama herkes 80 euro para harcıyor burada bir oyun gününde. Hani bunu birim olarak varsayın, çarpmayın. Şimdi ben de şöyle şu şekilde giydim. Bu şekilde oyuna gireceğim. Bakalım Almanya'da oyun nasıl oluyor? Onun için de buradaki görüntüye gideceğiz. Bay bay. Evet Tayfun Bey, nasıl geçiyor oyun? Süper geçiyor. Mülayim adam. Nasıldı? Çok kaç güzel. Kaç leşim var? Leşim mi? Adı var, sayısı yok. Adı var, sayısı mı yok? Demek ki hiç adam vuramamışsın. Kanka sen? Ondan sonra saymaya baktım. Demek ki adam vuramışsın. Direkt kamerayı çeviriyor. Adam ondan sonra saymayı bırakmış. Mişa. Tamam, 10 indirdim, yeterli zaten. Hi guys. What's your major? Yazıyor mu zaten? Mişa. Again please. What's your major? Güzel yapmasın diyor. Kinologist. Neydi? Ha. How many kids are you? Oh, half you. No, 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 hayır. Uzmanlık alanı, onu soruyorum. What is your special, ne demişti, special? What's your major? Was ist dein spezielles Gebiet, will er dich fragen? I'm the mechanic. So, gynecology. I'm the erste of gynecology. Gynecology. Teknisyen. Tayfun Bey. You know. Efendim buyurun. Şunu yapın hemen. Gynecology ne demek? Bu adamın evinde mi duruyorsunuz? Kimin evinde? Bunun. Yok yok abi. Efendim ben de. Arkadaş ne yapıyordu, o söyler misiniz Türk arkadaşlara? Neciydi? Arkadaşımız açıkçası... Kadın doğum mu? Kadın doğum değil, hayır. Arkadaşımız teknisyen, uzman, evet, gynekoloji bakımında. Yani silah, airsoft silah, teknisyen gynekolojisi. Yani arkadaşlar... Kendisini öyle ilan etmişti az önce. Bizim Türkiye'deki Mami gibi. Mami gibi, aynen. Aynen, teknik servis. Bu da aslında fena olmaz. Ahmet ile bir beraber gelip birleşip bir burada bir beraber bir silahlara. Ahmet de bugün iyi bedel ödedik son oyun. Çatışmadan. Senin kaç kişinin var kanka bugün? Ben leşlerimi saymam. Gösterin. Emre. Ready? Yes, Misha. Almost all guns here. Yeah. I have built them. Oh. It's standard. It's standard but, for us. Misha say Typhoonies don't know how to use AEG. Don't use AEG? Don't know how to use AEG. AEG'nin kullandığını bilmiyormuş. Sen bilmiyor musun? Onu demeye çalışıyorum. Misha öyle söyledi. Abi Türkler arası kötü konuşuyor. Yok yok. O da anlasın diye dedim. That's not true. That's not true. Yes. True. Öyle dedi ama tabancası elimde patladı. Bak şu adam olmasa, şu adam olmasa ben oyun dışı kalıyordum. Çünkü tüfeğim yok. Tabancam bozulmuş. Kuruyorum atıyorum, kuruyorum atıyorum. Sen kırtasiyeden tabanca almışsın. Affedersin ama silahını neden bırakıyorsun bizim orada? Durduğumuz silahı niye bırakıyorum, sor bakalım. Tamam, silahı niye içine beni sokuyorsun. Çift nokta sıka işim yok. Tüfeği üstüne taşıyamıyorum, bırakıyorum gidiyorum. Lükse geçiyor her şey. Senin lükse okay. Ne işin var burada? Biz dua ediyoruz burada, evet. Saldırıya geçtik diye. Gelelim Nightbird'e. Abi senin kaç leşin var bugün? Kaç leş? Leş. Leş mi? Evet. Ben leşlerimi saymıyorum. Abi hiç kimse saymıyor leşlerini ya. Bu nasıl olacak? Kanka senden tekrardan özür diliyorum. Evet. Evet, yani bu videoyu izleyenler belki ne olduğunu bilmeyecek ama bu arkadaşa kötü şeyler yaptı. Aa yine düştük. Silah bozuk. Aman aman, problem tekrar. Misha. How many take kill? How many did I take out?
Yeah, taking around 7 today. 7 today. Is it good? It's okay. Yeah. For a 2-hour game. No, it's not okay. And defending defending well actually. Completely lonely apartment, it's pretty good. Actually we do it our mission. Yeah. Yeah. Congratulations. No hit, 7 kills. Yeah, no hit, 7 kills. Ateş atmam. Bir ayağına içeriye girdi. Ayağından tuttum böyle silahı. Mehmet abi. Bang diyor. İstofan olsun. Senin kaç yaran var? Bu tane pistole götürüyor. İşkeyle iş post diyor bana. Aynen böyle. 10 üzeri var bence abi. Kesin var mı? Var mı? Pistole götürüyor. Alanda adam bırakmamışız ya. Nein, bak adamın Entfernung so gerade mal 1 Meter. Warum soll ich drauf knallen? Türkçe konuşun Tayfun Bey. Video kayıtlı şu an. Kayıtta mı? Altyazıyla uğraştırma beni. Altyazıyla uğraştırma. Az önce bir olayla karşılaştırdık. Kaan'la beraber. Türkçe geçince nasıl kibar oluyor göre mi? Kaan'la beraber bir olayla karşılaştırdık. Çaprastan ben duvar kenarında dururken adamın biri bacağı gözükürken içeriye bir daldı. Daldığında da ondan sonra işte ateş atmadım. Gentleman hit uyguladım. Haa. Ama silahını doğrulttun mu? Doğrulttum tabi. Adam ne desin bana? Sen niye tabancanı çekmedin? Ben de dedim niye çekeyim ki sen dışarıdaydın. Dışarıdaydın, içeride değildin. Bir ayağınla içeriye girdiğinde adım atarken ben sana bang dedim. Gentleman bang'i uyguladım dedim. Silahı çekip bang dedim. Silahla zaten ben kapıya doğru dayanmışım, anlıyor musun? Çapraz köşede 45 derecede. Anlıyor musun? Adama sonra orada laf atarken bana dedi ya kusura bakma çıkmıyorum vesaire. Tamam, o zaman buradan Türkiye'deki komüniteye soruyoruz. Sizce Tayfun'un dediği doğru mu yoksa yanlış mı? Ben söylüyorum abi. Şimdi şöyle bir bang var. Böyle bang var. Böyle bang var. Bir de böyle bang var. Şimdi hangisini yapmış olabilir? Bence Tayfun abi şöyle bang yapmıştır. He? Aynen böyle. Böyle yaptım. Aslında bizde bank yok abi. Bizde bir metre de olsa atacaksın yani. Bank bunlar yani. Ya da dummy bıçağı alacaksın, lap diye sokacaksın adamı. Öyle değil mi? Aynen öyle, yapıştıracaksın yani. Böyle çıkaracaksın. Sonra da bir tarafını sokacaksın. Ondan sonra kulağına fısıldayacaksın. Kasatura lazım değil bana. Bana kasatura lazım değil. Bak, ver kan silahı. Ya da alttan da yapabilirsin abi. Sana kalsın. Ben normalde bu silahla oynuyorum. Normalde ben silahın ucundaki namlusunu kullanıyorum ve adamın üstüne göğsüne saplıyorum köşede duruyorsa. Ben kasaturayı çıkarmıyorum. Anladınız mı? Hücuma geçip adamın göğsüne saplıyorum. Kolunu tutuyorum. İki taraftan bir omuzdan bir şuradan kırıyorum. Kırdıktan sonra adamın üzerine çöküyorum. Ondan sonra sen bekliyorsun. Ben de mesela ne yapıyorum? Silahı şöyle dolduruyorum. Lütfen otur diyorum. Tayfun abi sana döner bıçağı gider aslında. Dummy döner bıçağı bir tane. Bana bir şöyle, hayır. Ama kasıtlı taşıyacaksın. Adamı gördün mü şuradan çekeceksin. Buradan... Şimdi bilmiyorum arkadaş bizim ekibe ne verdi ama bizimkiler biraz uçtu bu ara. Magnezyum dedi ama bence magnezyum değil. Kanka ne verdin adamlar size? Bütün vitaminler var içinde. Hepsi. Tayfun abi sana bir enerji geldi zaten. Zaten enerji geldi. Suratın pallıyor baksana. Dün akşam uyuyordun ayakta. Bak şimdi ayakta dün akşam da o. Bugün aynen oldu. Şimdi tekme yapmaya başlar böyle. Aynen. Birazdan da Emre koş. Emre koş. Koşacak ya. Emre biraz sonra zaten. Coşturacağız Emre'yi. Hadi. Sıkıntı yok abi. Hadi başlıyorum. Sakın toplan. Haydi. Biz oyuna bay bay.